Arkadaşlar merhabalar bu videomda zero geometride dörtgen konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 5. özellikte kalmıştık şu dörtgenlerin özelliklerinde. Evet sayfa numarası 112 ve 113'ü işleyeceğiz kitabımızda ve sonra dörtgeni bitireceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. ABCD dörtgeninde bütün kenarlar üzerindeki orta noktalar alındığında yani şu orta nokta bu orta nokta L de orta nokta M'de orta nokta olduğunda KL ile MN birbirine eşit. KL ile MN ve aynı zamanda AC'nin yarısına eşittir. Niye? Onu söyleyeyim. Arkadaşım sadece şunlara yoğunlaşalım. Bak şimdi kırmızılara bakın. Hocam şu kırmızılara bakacağım ben şimdi. Arkadaş şuna bakacak olursam bunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit. Yani bizim buradaki üçgende bir orta taban çıkmadı mı? E orta taban çıktığından dolayı hop bunlar eşit, bunlar da eşitse burada bir paralellik çıktı mı? Çıktı. Yani orta tabandan dolayı bunlar paralel. Hatta orta tabandan dolayı burası A ise burası nedir? 2A'dır. Sonra şuradaki 4 üçgene bakacak olursak yine aynı mantık. Bunlar eşit, bunlar eşit olduğundan dolayı yine burada bir orta taban çıktı. 2A ise burası da A oldu ve gerçekten de ne oldu? KL ile MN birbirine eşit oldu. Bir de bunlar da AC'nin yarısına eşit oldu. NK ile ML'den bahsediyor bir de. Hadi bakalım. NK'ye ve ML'ye bakalım şimdi. Şöyle düzgünce çizsek. Niye çizemedik onu? Dur bakalım şöyle çizsek. Hop şunu ve şunu çizecek olursam bunlar da birbirine eşitmiş. Niye? O zaman da şuradaki üçgene bakacak olursan bunlar eşit bunlar eşit. Orta taban çıktı. B ise 2B yapar burası. Hemen yazalım. Şurası B ise burası 2B yapar. Ve aynı zamanda şuna da bakar mısınız dostlar? Bu da paralel değil mi? bu paralel oldu. Burası 2B ise burada da bir orta taban çıkmadı mı? Nerede? Bak şuradaki üçgende bunlar eşit bunlar eşit oldular. 2B ise burası da B çıkar. Bak ne güzel bir şey oldu. Gerçekten bunlar da birbirine eşit ve BD'nin de nesi oldu? Yarısı mı oldu? Evet BD'nin de yarısı oldu burası. Çevre KLMN'e de ne yapıyor o zaman? Çevre KLMN'e baktığınız zaman 2A artı 2B'ye eşit oluyor. Yani aslında özellik olarak ezberlemeyin. ispat tekniğini kullanın zaten sorularda. 2A artı 2B'de köşegenler toplamına eşit diyemi yani AC artı BD'ye eşit. Bunu bu şekilde ezberleme. İspat tekniğini bil. Kendin zaten sorularda ulaşırsın. Her şeyi ulaşırsın. Tamam. Hemen bakalım şuna. KLM'nin bulundukları kenarların orta noktalarıysa çevreyi de vermişse bize AC artı BD nedir diye soruluyor. Bak şimdi kardeşim. Bu orta noktaysa hocam şunlar birbirine paralel Ort tabandan dolayı. A ise 2A yapar. 2A ise burası da ort tabandan dolayı yine paralel A yapar. Sonra şunlar birbirine paralel. B ise 2B yapar. Ort tabandan 2B ise burası da B yapar. Şöyle çift çizgiyle göstereyim. Çift okla göstereyim paralelliği. E şimdi çevre KLMN'ye bak bakayım. Hocam burası A, burası B, burası A, burası B. 2A artı 2B eşittir 20. E benden ne isteniyor? AC artı BD isteniyor. AC ve BD de 2 artı 2 BD mi toplamı? Evet. Cevap böylelikle 20 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Şöyle bir dörtgen verilmiş. Bak özellikle ilgili bir şey değil. Hani ispat tekniğini bildiğin zaman yapabilirsin. Şimdi F ve M orta noktalarıymış. E ve N de AC'nin şurası. Burası da BD'nin orta noktasıymış. X artı Y nedir diye soruyor. Arkadaş şu üçgene bakacak olursam bu üçgende bir orta taban çıkmadı mı? Çünkü bunlar eşit şunlar eşit olduğundan. Yani 14 ise burası 7 çıkar. Ve şuradaki üçgende de arkadaşım bunlar eşit bunlar eşit. Orta taban çıkmadı mı yine? Çıktı. 14 ise burası da 7 mi çıktı? Evet. X artı Y isteniliyor bizden. 7 artı 7 hem X7 hem de Y7. Cevap böylelikle 14 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. ABC'de bir dörtgen verilmiş ve şu köşegenler dik verilmiş. AC'yi 8, BD'yi 6 vermiş. Bak şimdi. Önce bir AD'yi, AC'yi kullanayım. 8. Şimdi eşitler görünce biz ta şeyden beri ne yapıyorduk? Üçgenden beri. Eşitlik gördüğümüzde orta taban hocam. Evet. Kalemimi koyuyorum eşitliğin olduğu yere. Orta taban çizeceğim. İki ihtimalim var. Ya böyle çizeceğim ya böyle çizeceğim. Hocam 8 verilmiş ya. 8'e ait orta taban şu şekilde olmaz mı? Olur. E buradan 8'e ait bir orta taban çizgisini çizdik. E çizince bunların paralel olduğunu biliyoruz. 8 iken burası da kaç yapar? 4 yapar ve orta taban çizgisinden bunlar da eşit olur. Başka ne verilmiş bana? Hocam şurası verilmiş. Şurası bak kaç verilmiş? 6 verilmiş. E ben şuradaki eşitliği de kullanacağım. Bu eşitliği kullanmak için ne yaparım? Ya böyle orta taban çizeceğim ya böyle. A şu verilmiş ya 6 olarak. E burası 6 olarak verildiyse eğer burası da orta tabanı bu şekilde çizmek daha mantıklı. Burası da kaç yapar o zaman? 3 yapar. 90'ı kullanmadık değil mi? Hocam 90'sa yöndeşitten 90. E burası da 90. Yöndeşitten yine burası 90 olur. Ve bak üçgenin kenarları çıktı ve benden KL'yi siniyor. 3, 4, 5 üçgeninden KL'yi kaç buluruz? X'i 5 olarak buluruz. Örnek 17, 5 çıktı geldik. Şu özelliğe. Şimdi bir dörtgende köşegenler arasındaki açı A ya da alfa ise arkadaşlar alanla ilgili muhabbet şu alan ABC'de Köşegenler. hani üçgende neydi? Kollar çarpma sinüs alfa bölü 2 değil miydi? Evet. Burada da köşegenler çarpma sinüs alfa bölü 2. Ya hocam burası 50 verildiyse sinüs 50 bölü 2 yaptık. Ama burası 130 da oluyor. E sinüs 130 bölü 2 de diyebilirsin. Çünkü sinüs 130 sinüs 50'ye eşittir zaten. Sıkıntı yok. Burada kaçayım mı alacağız? Buradakini mi alacağız? Hiç önemli değil. İkisini de alsan aynı sonuca ulaşıyorsun. Yani köşegenler AC çarpı BD çarpı sinüs alfa bölü 2 bana alanı verir dostum. Bu dörtgen bu şekilde dışbükey bir dörtgen de olabilir. Hocam bu dörtgen bu şekilde ABCD dörtgeni bu şekilde bir dörtgen de olabilir. Ya bu şekilde bir dörtgende AC köşegeni var ama BD köşegeni de var. Aa bunlar kesmiyor. Hayır uzantıları kestiği zaman uzantıları arasındaki açı. Yani bir köşegen olarak AC'yi diğer köşegen olarak da BD'yi alacaksın unutma. Şunun tamamını değil tamam. Köşegenler çarpımının yarısı. E burada özel bir durum çıkıyor. Sinüs 90 derece olursa açımız. Sinüs 91 yapmıyor mu? 1 yapıyor. 1 e yapıyorsa bu AC çarpı BD çarpı sinüs 90 yani 1 bölü 2'den. Direkt ne oluyor arkadaşlar? AC çarpı BD bölü 2'ye eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Aradaki açı 90 derece ise yani şurada açı 90 derece ise eğer bu iç bükey bir dörtgende de olabilir. Dış bir dörtgende de olabilir. Sadece uzantıları dışarıda kesişiyor. Bu şekilde olduğunda ne diyoruz? Köşegenler çarp. Bunun yarısı çünkü sinüs 90 1 olduğundan dolayı. Tamam. Geldik buraya. Şu ikisinin toplamı iki iç açı bir dış açıdan buraya 60 derece olarak buluruz. Ve benden alan ABCD isteniyor. Bak şimdi köşegenler verilmiş mi verilmiş. AC köşegeni verilmiş bir de BD köşegeni verilmiş. Yani 5 kök 3 çarpı 8 çarpı sinüs 60 bölü 2 bana neyi verecektir? Alanı verecektir. Şimdi şurası şurasıyla gidince 4 yapar. 5 kök 3 çarpı 4 çarpı sinüs 60. Sinüs 60'a böyle kafamız basmadıysa hemen üçgen çizelim. 1 2 kök 3. Sinüs 60 demek karşı bölü hipotenüs demek. Yani kök 3 bölü 2 yazarız bunun yerine. Şu ikiler yine sadelesin 2. 5 kere 2 10 kök 3 Köküçlü köküçlü çarpı 3. Yani 10 çarpı 3'ten cevabı 30 olarak buluruz. Örnek 18, 30 geldi. Geldik örnek 19'a. Bak köşegenler dik kesmiş. AC'yi 6 vermiş. BD'yi 10 vermiş. Direkt iç bir dörtgen. Direkt uzantıları dik kesmiş sadece. İşte bu iç dörtgenin alanında köşegenler çarpımı. 10 çarpı 6 çarpı. Sinüs 90 yazmama gerek yok. 10 çarpı 6 bölü 2 direkt 60 bölü 2'den cevap 30 çıkar. Geldik dörtgenlerde orta noktalar olduğunda alanla ilgili hikayeye. Şimdi arkadaşlar alan KLMN alan ABCD'nin yarısıdır. Bak bu çok önemli gerçekten. Dörtgende bu alan muhabbetini kesinlikle ama kesinlikle bileceksin kardeşim. Bu en önemli yerlerden biri. Peki hocam ispatı nasıl oluyor? Şimdi geleceğim. Şunu ispatladıktan sonra zaten diğerinde ispatı geliyor. Bir de dörtgende orta noktalar alındığında şu karşıtlı üçgenlerde karşıtlı üçgenlerin alanları toplamları birbirine eşit. Bu da alan ABCD'nin dörtte biri yapıyor arkadaşlar. Bak şimdi şunu da ispatlayacağım ben. Şimdi bu ispatladıktan sonra diğerini de ispatlayayım istersen. Bak şimdi bir dörtgen var elimde. Şöyle bir dörtgen var. Hatta ben şunu şöyle kopyala yapıştır yapayım. Şöyle dur bakayım. Kopyala yapıştır yapayım. Bunun üzerinde ispat yapacağım şimdi. CTRL-V yapayım. Hocam nerede ispat yapayım? Şurada bir ispat yapayım. Görülüyor mu? Görülüyor. Bak şimdi dikkat. Arkadaş. Bu, bunun üzerinde yaparsam sıkıntı yaşayacağım ya. Dur. Dörtgenim şöyle olsun. Tamam mı? Dörtgenim şöyle bir dörtgen olsun. S1 ve S3'e bakacağım değil mi? Bak şimdi. Bak 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 dörtgeni şöyle koyayım ya. Dörtgenimiz böyle değil mi bizim? Evet. Dörtgenimiz böyle olsun. Şöyle S1 ve S3'e bakacağız şimdi. S1 ve S3'e bakarken bak şunlar eşit, şunlar eşit, bunlar eşit. Şunlar da birbirine eşitken. Hocam ben şunu şöyle çizecek olursam Ortaban taban çıktı. Benzerlik alan ilişkisindeler. S1 ise burası 3 katı oluyordu. 3 S1. E hocam burası da S2 ise burası da 3 S2 mi oluyor? Bak şimdi dikkat. Et. Karşılıklı alanlar toplamı gerçekten ama gerçekten. S1 artı S3. Şurası S3 demiştik. S3 yapalım şunu. S3. Şurası da S3 yapalım. S1 artı S3. Tüm alan ne? 4 S1 artı 4 S3 değil mi? Yani alan A, B, C, D yazıyorum. Alan A, B, C, D bölü 4'e eşit oldu. Tamam ne güzel. Şimdi öbürüne bakalım. Öbürüne bakalım. Öbür duruma bakıyoruz. Şimdi S2 ile S4'e bakalım. S2 ve S4 böyle ya. Hani bunlar eşit, bunlar eşit, şunlar eşit. Şunlar da eşitken şöyle. Burası S2 ve burası S4'ken. Ben yine şunu çizecek olursam şöyle. Benzerlikten dolayı. 3S2 burası yapar. 3S4 burası yapar. A. Gerçekten S2 artı S4 ne yaptı? Alan ABCD'nin 4'te 1 yaptı. A. Buradaki alanlar toplamı da tüm alanın 4'te 1 yaptı. Yani senin... Şu kırmızı ile gösterdiğim S1 artı S3 tüm alanın dörtte biri. E, o zaman S2 artı S4 de tüm alanın dörtte biri ise ne oldu? S1 artı S3 ile S2 artı S4 toplamları birbirine eşit ve tüm alanın dörtte birine eşit. Tamam mı? Tamam. E hocam S1 artı S3 tüm alanın dörtte biri ise 1 bölü 4 artı S2 artı S4 de tüm alanın dörtte biri ise topladığı zaman 1 bölü 2 mi çıktı? Evet. Bunların hepsinin toplamı tüm alanın yarısı çıktı. 1 bölü 2 çıktığı için. E bunların hepsinin toplamı tüm alanın yarısıysa burası da alan ABCD'nin yarısı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? İşte bu ikisi de birbiriyle ilişkili. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bil. Bak bu çok önemli. Bu da önemli ama bu da iki yıldızlı önemli diyebiliriz. Böyle eşitlikler gördüğümüz zaman ve alanla ilgili bir hikaye gördüğümüz zaman bunlar aklımıza gelsin. Hemen yapıyorum. Hocam bak ilk ispatı yaptık. Bak şu ikisinin toplamı 9 artı 12 bu ikisinin toplamına eşit. Yani x artı 15 alanına eşit olacak. İstersen ispat tekniğini de öğrendin oradan da yapabilirsin. Hocam x neye eşit oldu? 21 eksi 15'e eşit oldu. Yani 6'ya eşit oldu. Örnek 20 6 oldu. Geldik örnek 21'e. Bak böyle eşitler gördüğünüz zaman orta noktalarından oluşan dörtgeni genelde oluşturun oluşturduk. Hocam karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitli. 12 artı 8. Şuraya da x diyelim. 12 artı 8 eşittir. x artı 14'ten. 21'den 14 çıkınca x'i e 6 buluruz. E x 6. Tamam. Şimdi bu alan tüm alanın yarısı ya. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Yani hepsinin toplamı şu ortadakine eşit diyebiliriz. Ya da 12 artı 8 20 ise Tüm alanın 4'te biri. Tüm alan 4 çarpı 20'den 80 mi yapar? Evet. 80 olduğu için buradaki alan kaç olacak? Tüm alanın yarısı olacak. 40 olacak. O zaman taralı alan isteniyor bizden. Taralı alanda 40 burada. 6 burada. Toplamda da 46 yapar. Evet örnek 21'i 46 bulduk. Ve geldik. Bu dersin son sorusuna. Evet. Şimdi neler yapılmış? Örnek 22'de. KLMN şeklindeki dörtgen kağıt şekil birdeki gibi şöyle A, B, C, D, E bölgelerine ayrılmış ve bu bölgelerden birinin arka yüzü boyanmıştır. Arkası boyalı bölgeyi bulmaya çalışan öğrenciler yanlış tahmin yaptıklarında seçtikleri bölge kesilip atılacaktır. Öğrenciler iki yanlış tahmin yapınca şekil 2 oluşmuş ve kağıdın alanı 6. Evet yanlış iki tahmin bunu kesmiş bunu kesmiş bunlar yanlış iki tahmin. 6 birim kare azalmış. Bu şekilde 6 birim kare azalmış. Aa bana diyor ki bunlar kesilip atıldı ya. B artı D diyor. 6 diyor. B artı D 6 ise tüm alan kaç yapar o zaman arkadaşım? Tüm alan 6 çarpı 4 yapar. 24 yapar. Tüm alan 24 ise bu yarısı değil midir? Evet. Arkadaş B artı D 6 ise A artı C de 6 değil midir? Çünkü karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitli. Evet. E o zaman A, E, C alanları toplamı isteniliyor. Şimdi ben A artı C artı E isteniyor benden. A artı C'yi 6 buldum. E'yi de ne buldum? Tüm alanın yarısı olduğundan 12 buldum. Yani 6 artı 12 isteniyor bizden. Cevap o zaman kaç çıkıyor? 6 artı 12 topladığım zaman 18 çıkar. Evet örnek 22'yi de böylelikle 18'i bulduk. Ve neyi bitirdik? Dörtgeni bitirdik. Genel dörtgenleri bitirdik arkadaşım. Sırada ne var? Yamuk var. O zaman bir sonraki videoda yamuk konusunun konu anlatımında. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bak. hoşça kal.